ayol deganda insonlarning ko'z oldiga har xil narsalarni e'loniga yopishtiriladigan behayo suratli ayollar keladi. Ayol deganda yelkasida qopi ortilgan, yo anam bu yoqqa dunyo tashvishi bilan yurgan ayol keladi. Ayol deganda oilada tutumi yo'q, har xil holatdagilar keladi. Qo'yingki ayol deganda hozir butun dunyoda ayollarni o'zlarini tijorat mahsuloti sifatida foydalanishlik, har qanday yaxshi narsani sotib odamlarga inom qilmoqchi bo'lsa, sotmoqchi bo'lsa, mana shuni e'lon o'rnida, tashviqot o'rnida oddiy insonlar kiyadigan ko'ylakdan boshlab atirga sotishga qadar ayolni, qizlarni suratidan foydalanishlik bor. Lekin islom nuqtai nazaridan musulmon aslida azizlar, biz mu'min sifatida ayol deganda jannat oyog'i ostida bo'lgan validayi muhtaramalarimiz ko'z oldimizga kelishligi kerak. Ayol deganda bizlar uchun qadrli bo'lgan opalarimiz, singillarimiz, mu'mina, muslima opa singillarimiz ko'z oldimizga kelishligi kerak. Ayol deganda biz uchun do'zaxdan parda bo'ladigan qizlarimiz ko'z oldimizga kelishligi kerak. Ayol deganda ummatni ko'paytirib berguvchi mushtibar onaning siymosi kelish kerak. Ayol kishilarga, mu'mina muslimalarga yaxshi gumonda bo'lishlikni islom o'rgatadi. Hattoki 7 ta halokatga olib boruvchi gunohlardan bittasi mu'mina muhsina bo'lgan ayolni yomonlikda, fohishalikda ayblash. Kechirilmas gunohlar, qattiq kabira gunohlar qatoriga qo'shildi. Demek mu'mina muslima ayolga doim yaxshi gumonda bo'lishlik, yaxshiliklarni ravo ko'rishligi kerak. Ammo bir narsani aytib qo'yishimiz kerakki azizlar, ayol kishi jamiyatda bor ekan. Ayol kishini islomda jamiyatdagi o'z o'rnini ham belgilab qo'ydi. Ayollarning haqqi, huquqlarini himoya qilish degan narsadan insoniyat hali uzoqda bo'lib turgan bir pallada 14 asr muqaddam Alloh taolo ayollarni shariat tomonidan o'z himoyasiga olib, ularning haqlarini himoya qildi. Ayollar uchun turli, hatto shariatda, islomda buyurilgan ibodat masalalarida imtiyozlar berildi. Ba'zi paytda ularga namoz o'qimay turishlikka ijozat berildi. Og'ir oyoq, emiziklik bo'lsa, bolasiga ta'sir qilishligi xofi bo'lsa, hatto İslomning 5 ustunidan bittasi bo'lgan ro'zadan ozod qilindi. Ularga imtiyoz berildi. Ayol kishi shunchalik ulug'landiki, islomdan avval ularga meros berilmasdi. Islomdan keyin ayollarga ham meros masalasida haqqi borligini Qur'oni Karimda Alloh ko'rsatib berdi. Qur'oni Karimning eng katta suralaridan bittasiga ayollar degan nom berildi. Suratul Niso. Demak, ayol kishi juda qadrli, juda e'tiborli bo'ladi azizlar islomda. Shuning uchun bizlar ayol kishilarimizni qadrlar ekanmiz. Mu'min musulmon kishi bittagina o'zini onasini, bittagina o'zini oilasini, opa singlini emas, barcha mu'min va mu'minotlarni qadrlamoq kerak. Hammalarga mana shu muomalada turish kerak. Qadimda bir davlatning podshohi ikki davlatga boshqa bir davlatga yurish qilmoqchi bo'ldi, urush qilmoqchi bo'ldi. Shunda oldilariga mashvaratiga vazir uzorolarini chaqirib, ana o'sha ikkita urush qilmoqchi bo'lgan yurtiga bittadan josus yuborib, o'rganib kelishlikka buyuribdi. O'rganishlikda ularni harbiy salohiyatini emas, balki boshqa topshiriq beribdi. Sizlar borasizlar, ular yashayotgan o'lkada ayollarga bo'layotgan munosabatni ko'rasizlar. Balki o'sha yerdagi ayollarga birorta gap so'z qilib ko'rasizlar. Turli holatlarga olib borib ko'rasizlar. Nima bo'lsa shuni bizga kelib aytasiz debdi. Ikkalasini ikki holatga yuborgan. Oradan muddat o'tib, haligi yuborgan odamlari kelib podshohga hisobot beribdi. Bittasi aytayaptiki, "Men borgan yurt juda g'alati yurt ekan. Hech kim ko'chada ayolini, qizini, singlisini qizg'anmas ekan. Xohlaganiga gap otishlik, xohlagan joyida xohlagani bilan ishrat qilish nima bo'lsa bo'laverar ekan.
Hiç kimde hiç kim bilen işi yok, hiç kim hiç kimge parva kılmaydı. Hamma özü bilen abara. Ben bir iki de şuna kahaletlerine kılmakçı buldum, başka buldu. Hiç kim itibar kılmadı dedi. Yaxşı otur. Onu bir kod kesip ikinciden sorar. Sen ne görmeyin? Ya ben bargen yurt başka çarabayken. Köçedeki ayarlarını başkaları hem huddu öz ayarlıda ihtiyat kılarken. Burak bir cayda açık zina buluştaki imkaniyet yok iken. Ayarlarını nihayette ihtiyat kılarkenler. Kızlarını parvarış kılarken, singillerini kızganarken. Bana şunda yurt iken. Şunda padişah, onda sen bir yakı otur dedi de müdafaasıya çakırıp, bana bu birinci aitken cayda hücum kılamız. Ne ki indi? Çünkü bunu sike barsak yutkizemiz dedi. Ha onu salahiyatını örgenmesinden durup yutkizemiz deyken hulasını beri yapsız o şahım dediler. Hulasını beri işinin sebebi anasını, kızını, singlisini kızgangen yurt, yurtunu han başkaya verip koymaydı. Der hakikat, vatan diyem ona vatan deyemiz. Vatan diyem ona vatan deyemiz. Anamızı ardağlayan ikabı vatanımızı ardağlayalımız. Demek ki ona, ayol, şundayı mukaddes eken, onlarına izaz kılışımız gerek. Hürmet kılışımız gerek. Şu oranda kızlarımızın hem nihayette parvarış kılıp, onların gelecekte ona buluştukça tayarlayıp barmağlıgımız gerek. Bir günü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın aldılarına bir kara ayol geldi. Resulümüz aleyhissalatu vesselam'a aittiler ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, beni tutkanak keselim var dedi. Yıkılsam tutkanak bulamam, şuna kadar bazı, cüde kıyınlamam, azap buladı. Şunun için beni hakkımda dua kılsengiz o, şu keselden Allah beni kutultursa dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o ayolga karab, yakşı, eğer ben dua kılsam Allah duanı kabul kılıp senge şifa ata kıladı. Lekin sen şu dertge sabır kılsın, Allah senge acır beredi dedi. Şimdi karayın azizler. Ben aitmakçı bulacağım gibi, cüdeyem hayretlenerlik. Şundayı bir acayip takvali ayarlar bulgenliyken ki, uzu dertmend, uzunu taşıp yubaradıkken kesel. Resulümün sarısına ait ettiler ki, ya Resulallah, onu deyip olsa dua kılmayın meyle. Ben eğer şu dertim tüfeyle Allah menge acır verse, ben razımen. Lekin, başka bir nersene itimaz kılaman. Allah ki babası dua kılıp verin. Ben tutkanah keseligi uçurup yerge yıkılıp yümeleyatken mahalimde, beni avretlerimle açılıp kalışıdan Allah'ı özü saklasın dedi. Halbuki şeriat nuktayı nazardan bir huş bulup kalsa bir az köylüge ya ki rumali geçilip geçişliği de hafı yok idi. O ateyi kılma yaptı. Lekin imanlık, etikadlı bölgenlik için hatta bir huş bulup durgenimde hem hayayım, iffetim özümde dursun dua kılın diye yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldılar da kitkenlerden ki sahabelerge karab eğer kim cenneti kişinin korusa kursan buladıkken olsa şu ayolge karab kursan bulsun dediler. Şimdi analarımız bulgen azizler. Hatta kıyınçlik haleti de hem özünün hayasını, iffetini saklap kalgen. Lekin afsus ki hazır gününde tirikçiliğini bahane kılıp bana şimdi kop bir hayal ilerge doğru geliyordu. Doğru. Onlarına kop becara zayıfı apalarımız, analarımız özlerine kalsa kopçiliği üyde oturup, üyünü doğru beygesi buluşlukta intilediler. Lekin cüde kopçiliğini erilere bu mesuliyetini becermeye atkenliği, aile taminatı onun zimmesi ikenliğini bilmegenliğinden mecbur buluyetken haletleri buluyordu. Afsus ki İslam'da her bir kişinin özüne vazifesi var. Ayarlarına en katta vazife yükletildi. Bu ham bolsa analik vazifesi, bola terbiye kılıçlık vazifesi, ailenin bekelik vazifesi yükletildi. Erkek kişinin Allah Teala Kur'an'da estaizu billah ar-ricalu kavvamun alen nisa. Erkek kişi ayarlar üstüge boşluğudur deyip aitişliği bilen erkek kişi ailenin boşluğuge onun taminatıge mes'ul buladigan buldu. Bana bu narsalar azizler hamması bizim dinimizde cüde çırağıyla kılık korsatıp koyulgen. Ulamayı kiramlar kızlarını uluğlaşlığı hakkıdaki kitaplarda hatta bizim fiqh kitaplarımızda hem aytiladi ki üyüde eğer kop farzatları bulsa atası üyüge sağa alıp gelse birinci bulup kızıdan berişini başlasın diye. Çünkü kızının kalbi nazik buladı, atıge nispeten mihir buladı, irkara buladı. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki kimin üçte kızı bulsa ya sinilesi bulsa bana şunu incikliğe, erkeliğe sabır kılıp, kötte kılıp onu vayege yetkisip türmüş
kuşga berib olsa unga cennet vacib bo'ladi dedi. Şimdi sahabelerden bittesi agar ikkita bo'lsa-chi ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Sarvar-i kainat ettiler ikkita bo'lsa ham yana bittesi durup bitta bo'lsa-chi deyotlar bitta bo'lsa ham dediler. Mana bu İslam'da kız balanı kökülerine ko'tarishlik azizler. Ulamalar ko'p hadislerge şahri beruvchi alimler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ni kız bola dozağdan tosup kola degen parda dur degen hadisiga kuyda geçe şarif verediler. Kıyamet kayın bolganda insanın amelleri taraziga koyulup yakşilik ve yamallik günah ve savab defteri taraziga koyulup tartılganda savab ameli kemrah kipbogen insan Allah'tan sorarken ya Rabbi menge icazet ber men savab top kiley tarazinin savab bellesige koyup ağır kiley Allah adalet ile hukum kileyatken zat imkaniyet birerken hani kolingden kelsa topib kel. İnsan to'g'ri borib onasini oldiga borarkan. Onajon, menga juda mehribon edingiz. U dunyoda kasal bo'lsam ham kechalari uxlamas edingiz. Hozir yordamingizga muhtojman. Bir varaqqina savobingizdan bo'lsa bering, taroziga qo'yib olay desa ona aytarkan, men bu bolani tanimayman dedi. Chunki Qur'onda Alloh aytayaptiki, "Astaizu billah, yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi" ve sahibatihi ve beni kıyamet kayın bölgende yafirru kaç bitedi akası bolasından bola akülkeden boladan otadan hemen birbirinden kaçıp kaladı hiç kim hiç kimge karamaya koyarken çünkü közünü aldı da doza o cennet dursa alengesi korunup dursa insan uzu bilen avara bıp kalarken şunun için ona hem yardan beri almaya kalarken otani oldiga borib ko'rarkan, ota yordam bermaydi. Farzandlar oldiga, o'g'illar oldiga, ayoli oldiga. Ulamolar aytibdilarki, Rasulimizning yana bir hadislari bor. Aytadilar, qaysi bir ayol agar bu dunyoda erini rozi qilib, Allohni rozi qilib, erini rozi qilib o'tib ketsa, qiyomat qoyim bo'lganda Alloh tomonidan nido bo'lar ekanki, qaysi bir ayol bu dunyoda meni rozi qilib, ibodatlarni qilib, shu bilan birga erini ham rozi qilib olamdan o'tib ketgan bo'lsa, jannatni xohlagan eshigidan kirib olsin deyar ekan. Agar bir inson o'zini qizini shunaqa tarbiya qilib qo'ygan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan, o'zi zaifa, ojiza bo'lishiga qaramasdan faroizlarni chiroyli bajaradigan qilib qo'yib, o'shuni barobarida erini hurmat qiladigan, erini xizmatini qiladigan, uni rizosini oladigan qilib tarbiya qilib qo'ygan qizi bo'lsa, mana shu qiz otaga peshvo chiqar ekan. Otajon, holingizga nima bo'ldi? Nima tashvishlanib yuribsiz? Aytar ekan, "Ey qizim, ahvolim chatoq, tarozida savob amalim kamroq bo'lib qoldi. Mani gunohkorlar tomonga hukm qo'yarlayapti. Savob izladim, ota-onamga bordim, onangizga bordim. Akalarizga, ukalarizga bordim, hech kim savob bermadi. Noumid bo'lib qaytyapman." Shunda qiz aytarkan, "Otajon, nega mendan so'ramadingiz? Ey qizim, siz bir zaifa, ojiza bo'lsangiz, sizdan so'ragani hayo qildim." Shunda qiz yig'lab turib olar ekan, Allohga aytarkan, "Ya Rabbi, men endigina balog'at yoshiga yetib, ota-onamning xizmatini qilay degan holatimda boshqa xonadonga chiqishga rozi bo'ldim. Ko'zini qorachiqidagi avaylab asragan qizini boshqa xonadonga berib yubordilar. Men ularning muhabbatiga, ularning xizmatiga tashna bo'lib o'tdim. Endi mana sen erimni rozi qilganligim va seni rozi qilganligim uchun jannatga hukm qilyapsan. Ya Rabbi, endi jannatda ham otasiz bo'lamanmi?" deb yig'lab turib olar ekan. Mana shu qizni hurmatidan otasini yoki onasini birga jannatga olib kirar ekan. Ana azizlar, nima uchun qiz bola do'zaxdan to'sadigan parda deganda mana shu e'tiborga olinar ekan. Buning uchun qizimizni avvalo o'sha jannatga kiritishga loyiq qilib tarbiya qilib qo'yishlik mas'ul.